attınız. Ah Selma telefon attınız demiş. Kızın telefon attınız demiş. Bir kızım da istersen sen öyle de. Kızım Selma. Efendim. Kızım niye böyle yapıyor yavrum? Ben seni dövdüm mü hiç? Az, biraz bağırdım, çığırdım sana. Suç mu yani? Sen beni dövmedin mi? Kızım ben bıktım senden dediğince ben babadır kızım. Ya, ne yapayım ben sana daha? Niye teyzenin yanına gidiyorsun yavrum? Hayır sen beni içkili kafayla dövdün mü dövmedin mi? Dövmedim kızım. Annen de bağlansın söylesin. Dövmedim. Boşu boşuna oraya çıkıp da yalan söyleme. Sen beni dövdün. Başka bir şey demiyorum kızım sana. Acaba hatırlamıyor tamam. musunuz? Efendim? Sarhoş, sen beni bak, kafayla. Sen beni hem dövdün hem de evden kovdun. Hayır ablam, dövmedim ablam. Azim, dövmedim. Bunu teyzesinin doldurduğuna inanıyorum. Selma'cığım günaydın. Günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Selma'cığım, baban seni dövdü diye mi gittin teyzenin yanına? Babam beni hem dövdü hem de evden kovdu. Evden kovdu. Peki sonra neden evet. arıyor acaba? Onu da bilmiyorum şu an niye aradığını. Ama yani beni evden o kovdu. Peki anne? Annem kovmadı. Peki sen ama niye o zaman anneni de üzüyorsun böyle giderek yavrum? Ben annemle konuşuyorum. Babana mı söylemiyorsunuz? Evet babamın haberi yok şu anda ama benim annemle ben her gün konuşuyorum. Peki sen teyzenin yanında mutlu musun? Kimin yanında? Teyzenin yanında. Mutluyum. Peki ana dayına dün akşam bir şeyler söylemişsin kızım. Dedim ama ben onun dediğine gitmiyorum. Beyra bir teyze yani bunu söyler mi kızım sana? O ağzının payını aldı oturdu aşağıya. Ağzının payını aldı. Babayı dışlıyorsun teyzeyi dışlamıyorsun değil mi kızım? Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen Nadia'yı alıp da kendi kızını evden kovdun. Hayır kızım. Ben kimi Nadi aldın mı? Kimi aldı? Sen Mami'ye gelin aldın, sen beni evden kovdun. Hayır kızım, ben gelin melin almadım. Bağlansın, herkes bağlansın. Bak burada 80 milyon boşu boşuna söylüyorum. Yalan söyleme. Hayır kızım. Kardeşini mi, abini mi evlendirdi? Benim kardeşimi evlendirdiler. 16 yaşındaki çocuğa gelin aldılar. 16 yaşında. Hayır efendim. Bağlanabilirsiniz. 80 milyonun üstüne yemin ediyorum yok. Yani gelin mi yok 16 yaşında mı? Hiçbirisi yok. Benim oğlan sevmiş getirdi. Kabul etmedik efendim. Kabul etmedin mi? 6 ay senin evinde kız, durdu o gelin. Kız şu anda sevgi evlerinde. Ha, siz oradan biliyorsunuz ben sevgi işte onun evleri. Için. Ben tecrübeme dayanıyorum. Dedim yani. Aldı kızın bak kızın yaşı benim çocuğumdan büyüktü. Büyük. Oğlan yani. Kaç yaşında? 16 yaşındaydı benim çocuğum. Bundan 2 yaş küçük. Benim kızıma. Ya ben istemedim. Ben buna da diyorum. Bağlansın, annesi bağlansın. Yavrum bir şey söyleyeceğim şimdi. Abine kaçan, kaçırılan kızla senin ne ilgin var? Ben onu anlamadım. Abime değil, kardeşime kaçırılan kız. Tamam, Ya senin ne ilgin var bununla? Benim ne ilgim var? Ben kızı evden kovduğum halde babam geri aldı o kızı evde. Almadım. Peki sen şimdi teyzenin yanında ne yiyorsun, ne içiyorsun, nasıl geçiniyorsunuz? Çünkü babanın başka düşünceleri var, kötü düşünceleri var. Ben şu anda çalışıyorum zaten. Nerede çalışıyorsun? Lokantada çalışıyorum. Lokantada. Ne yapıyorsun lokantada? Bulaşık yıkıyorum. Bulaşık yıkıyorsun. Gel kızım bir çalışacaksan ben sana burada da iş bulurum. Gözümün sen, önünde ol. Bak oradan geldim buraya dedim hamile dedin. Bütün vardı hamile diye bağırdın. Ben daha bağırdım. Gelmiyorum. Ben mi bağırdım? Evet sen bağırdın içkili kafayla. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ben ne diyeyim sana? Ha, bana saçını ne diyeyim? Beni arayana kadar gönülden olan çocuğunu ara. Efendim? Gönülden olan çocuğunu ara. Beni arama. Gönül kim? Tamam mı? Gönülden olan 12 yaşındaki çocuğunu ara. Beni arama. Sizin gönül diye bir tane sevgiliniz mi var? Tamam kızım. Onu da bulacağım. Oo, bu işler karışık. Onu bul. Beni arama. Selma'cığım. Selma, Selma'ya yar etmeyeceğim. Ben sana bir şey rica edeceğim. Şimdi babanla yaşadığın sıkıntıların ayrı. Sana bir teklifim var, ricam var. Gel istersen yayın sonra seninle bir görüşelim. Aradın sağ ol. Bak eğer yayını izlediyse de Arif Hocam dedi ki Selma'ya ben her türlü desteği verebilirim. Anladığım kadarıyla kolay bir hayat geçirmemişsin. Gel seni bir Arif Hocam'la görüştürelim. Eğer madem çalışmaya niyetlendin İstanbul'da da çalışabilirsin. Ve eğer
baban gerçekten kötü bir adamsa o zaman annen ve diğer kardeşlerin için de senin çaba harcaman gerekmez mi yavrum? Hani kaçmak hiçbir şeye çözüm değil ki. Yani kaçarak... Ben size şöyle bir şey diyeyim. Ha. Babamın yayınla konuştuğum hepsi yalan. Neymiş, ben hep temizlemiyormuşum. Ben 4 tane kardeşimi büyüttüm. Peki hastaneden bırakıp niye kaçtın? Hastaneden bırakıp niye mi kaçtın? Niye kaçtın? Refakatçi olarak... Geçen ayın 8'inde gittin, 28'inde geri geldim, kabul ettim, eve geldim. Sana bağırdım, çığırdım mı, tokat attım mı? Atmadım. Geldin annenle beraber refakatçi kaldın. Annene dedin ki ben aşağı iniyorum anne, geleceğim dedin. O giriş bu giriş. Niye gittin kızım? Peki kardeşlerini çok seviyordun da, anneni çok seviyordun. Hadi beni sevme. Anneni seviyordun da, anneni niye yalnız bıraktın kızım orada? He? Teyzen daha mı kıymetli geldi sana? Benim teyzem şu anda bana kıymetli değil. Niye bıraktın anneni? Gece ben 11'de ben gittim annenin bıraktın yanına. Bıraktın mı Selma? Ben annemi bıraktım. Neden? O ara bir tane telefon geldi, ben o telefona gittim. Nereden telefon gelmiş? Teyzem aradı, koş dedi, hastanedeyim dedi, ölüyorum dedi, ben onun için geldim. Demek ki annenle kardeşin kıymetsiz, teyzen kıymetli. Dilovası'ndaki o çocuk kim kızım? Tamam neyse şimdi onların hepsini yayında konuşmayalım istersen abi ya. Yani kimse kim artık şimdi? Görüş. Bak yalnız bir şey söyleyeceğim. Senin mahalleli arıyormuş diyormuş ki dövüyormuşsun sen. Çocuklarına şiddet uyguluyor diyormuş. Acaba sen içiyor musun sen abi? Ben ayrı yılda bir sefer içerim efendim. He? Ayrı yılda bir sefer. Bıraktım ben alkolü. Alkolü bıraktım diye yalan konuşma. Sen her Allah'ın günü içiyorsun. Ne zaman? Her Allah'ın günü içiyorsun. Her Allah'ın günü. Evet her gün içiyorsun. Aykırı markını bırakmadın sen. Vallahi kusura bakma kızım. Ben şu anda var ya ben bir ay 15 günlük kahvede 40 milyona yemeye çalışıyorum ben. Anladın? Sen çalışmıyorsun. Sen geziyorsun. Annene bağlansınlar söylesin annen. Kenan abi sizin ama... alkol probleminiz mi var? Benim yok efendim. Ama yok. Şimdi mahalleden de böyle telefonlar geliyormuş da şimdi arkadaşlar yazıyorlar. Bağlansın abi. Şimdi... Şu işin içine alkol girdi mi o benim çok kırmızı çizgim açıkçası. Tamam biliyorum onu zaten. Yani içen hani kendi kendine içer, kimseye zarar vermez. Hiç kimsenin hiçbir şeyine karışamayız. İsteyen su içsin, isteyen alkol içsin. O beni ilgilendirmez şey. Ama hani içip bir de sapıtanlar var. Şimdi o sapıtma kısmı yani o kırmızı çizginin üstüne geçtiğin zaman ne çocuk kalır, ne çocuk kalır, ne komşu kalır, ne akraba kalır. Efendim ben ekmeğe zor buluyorum zaten. Bak şu anda 3 tane faturam cebimde. Ödeyemedim. Param olsa niye ödemeyeyim? 19 yaşında sonra kendisine sonra daha ben bu zamana kadar 10 çocuğum var. 9'u bir yana bu bir yanaydı. Kenan abicim tabii yani şimdi bu çok uzun mevzu da hani şey bu mu bilmiyorum zaten. Hani, ama ben yine hani 40 lira yövmeyle çalışan bir adamın niye 10 tane çocuğu vardan başlarsak ya, bize yardım hani bu işin içinden çıkamayız ya, tamam, biz hani de. Tamam ayrı konu da ben de şunu yani diyorum. Ben size şöyle söyleyeyim bakın. Ben bu yani ciceden alacağım bunu. Türkiye şartlarında yani kaç lira para kazanmak lazım 10 çocuğu okutabilmek içini de ne bileyim bu Devlet İstatistik Kurumu falan var ya onlar açıklasın ya yani, 10 çocuğa başka, bakmak gerçekten... Çok büyük bir rakam yani. Hani okulu, sağlık gideri, kırtasiye gideri yani düşünemiyorum ya. 10 çocuk. Evet. Düşünebiliyor musun? Her yıl 10 tane mont, 10 tane bot, hani 10 tane spor ayakkabı. Yani onun hesabını sen nasıl kalkacaksın abi? Kanuni Sultan Süleyman gibi senin hani varislerin gibi 10 tane çocuk. Bak bir tane daha da var diyor kızın. O hesaba girerseniz işin içinden çıkılmaz. Çıkılmaz yani. Hayır, hayır. Hani yani mümkün değil. Mümkün hani değil. Orada evet. Ne bileyim bir yere göndermek hani en küçük servis parası. Hani onu birden grip olacak düşünsene. Onu birden su çiçeği olacak falan yani. Hangisine bakacaksın? Kadın kısmını düşünmek bile evet. İstemiyorum. Evet. Biraz o anlamda da senden destek aldılar herhalde değil mi Selma'cığım? Anlamadım. Biraz kardeşlerine bakma konusundan da senden destek bekliyorlar. Yani... Sen niye okula gitmedin yavrum? Ben niye okula gitmedim? Ha. Ben okula gidiyordum. Babam dedi işte gitme dedi. Okulda dedi orası bunu. Kaçtım. Allah için konuş. Allah için ya. Ben öyle bir şey demedim yavrum. Tamam hem kaçtım. Ki, bak, annesine... Sen niye kaçıyorsun Salih'le okula giderken? 23 yaşında. O gün dedim bir gün kaçacaktım.
O da okuldan kaçacaktı. Ondan sonra Juma da işte yakalandık. Ondan sonra ben evde kemerle, odunla dayak yedim. Efendim, bu annesine bağlanırsın. O günden beri de ben okula gitmedim. Yalan konuşuyor. Selma, sen teyzenin yanında mutlu musun? Mutluyum. Ama bak, bunu geniş itibariyle soruyorum yani. Mutluyum. Teyzen ne iş yapıyor? Teyzem bir iş yapmıyor. Nasıl geçiniyorsunuz siz? Kocası çalışıyor, kendisinin maaşı var. Ha, o evli senin teyzen? Evli. Ha, karı koca sana sahip çıkıyorlar. Yani, imam nikahlı evli. Şimdi ben ne yapayım? Bana bir söyleyin, bir akıl verin, ne yapayım ben? Her yani, sorunun altında... Arif Hoca ile görüşmeyi kabul ederse yardımcı olunabilir ama onun dışında... yapılabilecek çok bir şey yok. Hocam beni ne kadar da kötü bilirse bilsin, ben onu cidere iade etmeyeceğim, getireceğim. Getireceğim hocam. Çünkü ben gelmiyorum Gezde'ye. Getireceğim o, kızım onu getirmek seni. Değil önemli olan kızım, da. Kızım getireceğim seni, ananla bırakacağım, ben alıp kafamı gideceğim kızım. Kim bakıyor? Evet, gönülün yanına gideceğim. Bak siz değil mutlu mi? Olun, siz mutlu olun. Kimin yanına? Evet, gönülün yanına. Bizim 3 milyar paramızı alıp da gittin, gönülle yedin. Abi hem madem senin diyorsun sen... 40 lirayı yemeyle çalışıyorum. Öteki ev nasıl oluyor? Yok öyle şey efendim. Bir arkadaşlık zamanımız oldu. Bir 6 ay. Ondan sonra ayrıldık yani. Ben açık konuşan insanım. Ayrıldık. Orada, evlenmedik o, biz. O arada evli değil miydiniz abi? Evliyim eşimle beraber. Bismillah işte. Evimi sattım. 50 milyar düştü payıma. Bunlara harcadım. Diyor ki gönüle harcadın diyorsun. Hayır efendim. Hepsini harcadım. Bağlansın. Benim kardeşlerim burada, hanımım, dayısı, hepsi bağlansın. O zaman ben sana şöyle bir şey diyeyim. 6. ayın 28'inde sen annem doğumdayken sen neredeydin? Evdeydim. Allah helal olsun. Ama ben annemin başındayken sen karıyla beraberdin. Ben senin üstüne de yemin ederim. Teşekkür ediyorum ben. Selma, ben seninle görüşeceğim. Eğer senin için yapabileceğim bir şey varsa seve seve yavrum. Daha 19 yaşındasın. Daha hayatın çok başındasın. Çok şey yaşamışsın anlıyorum ama baba öfkesiyle hareket etme.